Merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch ile insana çarpmayan otonom bir araç yapacağız. Bunun için oluştur sekmesinden projemizi açıyoruz. Biliyorsunuz insansız araçlar otonom bir engel gördüğünde kendisi algılayıp o engele çarpmadan gidebilen araçlar geliştiriliyor. Biz de şimdi otonom kendi kendine giden bir araçta sağlayacağız ve bir insan gördüğünde ona çarpmayacak. Şimdi bunun için kukladan çizim aracını seçiyorum. Ve buraya şu çerçeveyi kaldırıyorum. Öncelikle bir araç çizmek istiyorum. Pembe bir aracım olsun şöyle. Hemen aracımın tekerlerini çizmek için siyah rengi seçtim. Yuvarlak işaretini aldım. Şöyle çemberle bir teker çizdim. Şimdi bunun üstüne geliyorum. Ok işaretini seçip üzerine belirgin hale getiriyorum. Şuradan kopyasını çıkart diyorum. Kopyaladım. Yapıştır. 1, 2, 3, 4, 5 tane aldım. Hemen ok işaretini seçip yine bu tekerlerimi yerine yerleştiriyorum. Şöyle ön tekerler biraz geride dursun. Şurası da aracımın önü olsun. Fazla olmuş, onu silelim. Onun da rengini biraz değiştireyim. Sarı olabilir. Evet, şöyle güzel bir aracım olsun. Ön tarafı bu taraf. Şimdi aracı seçili hale getirdim. Ve bunu merkez noktasını tam bakın merkeze aldım. Burası önemli. Hemen kukla bölümünden kukla seç diyorum. Ve buradaki figürlerden bir tanesini seçiyorum. Şimdi bunu kostümler sekmesini açıp diğer kostümleri silelim. Şöyle. Seçili hale getirip biraz boyutunu küçültelim. Şöyle yaptım. Merkez noktası şöyle elinin olduğu yere gelsin. Bu şekilde belirledim. Şimdi kodlara bakalım. Hatta yönünü de şöyle yapalım. Yüzünü bu tarafa çevirsin. Seçili hale getirdim. Yine eli buraya değecek şekilde aldım kuklamı. Kopyasını çıkartayım. Bir tane daha aldım. Ve onun da yönü şöyle seçili hale getirelim. Yön değiştirsin. Bir yüzü de bu tarafa baksın. Onu da bu tarafa yerleştirdim. Şimdi kod bölümüne geçelim. Kodlara geliyorum. Kontrol bloklarından yeşil bayrağa tıklandığında aracım sürekli hareket etsin. Bunun için sürekli tekrarla bloğumu yerleştirdim ve içerisine 10 adım ileri git dedim. Ancak bu biraz daha yavaş olsun diye bir adım gitmesi yeterli. Bir adım ilerleyecek aracım şu şekilde. Evet. Ve ilerlerken bir insanı algıladığında yön değiştirecek. Bakalım şimdi. Şimdi bu kızımızın üzerine tıklıyoruz. Bu kuklamızın. Ve algılama bloklarından mesafe algıla bloğu var. Bakın burada. Şöyle biraz büyütelim. Fare imleci yerine biz buraya tıklayıp kukla 1 diyoruz. Kukla 1 hangisinin ismi? Aracın ismi. Kukla 1
Eğer bu kıza belli bir mesafede yaklaşmışsa, yani mesafesi 50 adımdan küçük ise, kukla bir haber göndersin. Kime? Araca haber göndersin. Bunun için şöyle yeşil bayrağı tıklandığında, eğer aracın mesafesi 50 adımdan küçük ise bir haber gönderecek ve bunun işlemi de sürekli tekrarlanacak. Sürekli kontrol edecek mesafeyi. Bir haber sallıyoruz. Haberin de ismini yeni haber diyoruz. Dikkat, insan var desin. Okey tuşuna basıyoruz ve bu mesafeyi biraz artıralım. Bunu 80 yapalım mesela. 80 adım yaklaştığında bir haber gönderecek ve bu haberi alan araç, dikkat insan var haberini aldığı zaman aracımız, şöyle büyüteyim biraz, hafif bir dönüş yapsın oradaki insana çarpmamak için. Şimdi bakın, buradaki kodların aynısını diğer kuklamada yazmam gerekiyor. Onun için şöyle bir yol izliyoruz. Bunu sürükleyip diğer kuklanın üzerine bırakıyoruz. Ve bakın, aynı kodlar buraya da geldi. Bu da yine mesafeyi kontrol edecek. Eğer araç ile kendisi arasındaki mesafe 80 adımdan küçük ise bir dikkat insan var mesajı gönderecek. Ve bu mesajı alan araç hemen 15 derece dönüş yaparak yoluna devam edecek. Bakalım şimdi. Evet, bakın bu şekilde insana çarpmayan bir araç geliştirmiş olduk. Şimdi bunu siz geliştirin. Bu etrafına bu kuklalardan çoğaltabiliriz. Mesela sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyelim ve bu kuklalardan her yere yerleştirelim. Şöyle. Aracı daire içine almış oldular. Böylece bir tane daha şuraya yerleştireyim. Ya da şu kukladan kopyasını çıkartalım. Bakın, kopyasını çıkarttığımızda hepsinde aynı kod yazılı olacak. Şöyle. Şimdi bir bakalım. Bakın, dokunmuş oldu. Hemen şöyle yerleştireyim. Evet, orada sorun yok. Şurada bir sorun oldu. O da çok yakın. Burada dokunuyor bakın. Onun belki kodunu biraz daha değiştirebiliriz. Ama onun dışında kodumuz düzgün çalışıyor. Dilersek mesafeyi biraz daha
Uzak yapabiliriz. Şöyle yapalım. Burada da güzel çalıştı. Evet, belki dönüş hızını biraz düşürebiliriz. Bu tabii size kalmış. Buna göre siz de kendi otonom aracınızı geliştirin. Bakın alt tarafta şuradaki koklamda aracın insana değiyor. Değmeden dönüş yapsın istiyorsan eğer bunun kodlarını biraz daha büyütebiliriz. 80 yerine 85 yapalım bütün kuklalarımızın kodlarını. Böylece değmeyebilir. Bir daha tekrar edelim bakalım. Test edelim. 85. Yaptık. Aracın boyutunu biraz daha küçültebiliriz tabii. Bu şekilde kodlarımızı tekrar deneyelim şimdi. Evet, gayet güzel çalışıyor şu anda. İnsanı algıladığında dönüşünü sağlıyoruz. Evet, çalışmamız böyle. Siz de kendi otonom aracınızı geliştirin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.